Şimdi o pis didikli. Ben buna bir yere ayrılmayacaksın demedim mi ya? Hay Allah kahretsin be. Ay nereye gitti şimdi bu ya? Kız sen hele gel. Ben bu sefer senin gerçekten bacaklarını kırmaz mıyım? Evet evet. Şimdi çıktım alanda. Merak etme Feride, her şey yolundaydı. Tamam canım. Hadi konuşuruz sonra. Burası da değil işte. Of, ne yapacağım ben? Nurten teyze kızacak ama. Eve mi gitsem acaba? Başka çarem yok ki. Muhsin amca da gelmiştir zaten. Melek ablaya olanları anlatamadım tabii. Ya Feride, yok. Zaten onu hali hal değil. Boş ver, karıştırma hiç şimdi. Aman ne bileyim, ben de ne diyeceğimi şaşırdım işte. Of. Dur, biraz acıyacak. Dayan. Tamam, tamam. Yeterli, sağ ol. Baksana. Hala ellerin titriyor. Çok korktun değil mi? Kim bu adamlar Murat? Ne istiyorlar sizden? Ya bilmiyorum ki Feride. Belli ki babam yine başını belaya soktu. Baksana, kaç gündür zaten ortalıkta yok. Hani önceden bir adam gelmişti. Seni sormuştu. Onunla bir alakası olabilir mi acaba? Yok canım, yok. Onunla alakası yoktur. Ya muhtemelen dükkanı alacak verecek kişi falan vardır. Onunla alakalıdır. Hem tamam ya, sen artık düşünme bunları. Geçti. Yani beni asıl üzen şey senin çok korkmuş olman. Çok korktun değil mi? Yani adamlar öyle birden gelince korktum tabii ama iyiyim şimdi, merak etme. Murat, ne oldu? Hı? Biri mi var yoksa? Yok yok ya. Öylesine bir dışarı bakayım dedim. Hadi o zaman. Çıkalım yavaştan ha. Önce bir şuraları toplayalım da. Ya tamam, boş ver. Onları yarın gelince hallederiz. Hadi. E tamam, montumu alıyorum. Allah'ın cezası. Yoksa kaçtı mı? Paraları o kadar yaklaşmışken. Nereye kaçacak ki? Yok yok, parka gitmiştim, parka. Nerede kaldı bu kız Nurten? Aman nerede olacak? Bakkalın yanındaki parkta oyuna dalmıştır. Ben şimdi gider bakarım. Ya otur, ben bakarım şimdi ya.
Aman yok yok ben giderim ama. Ya Allah Allah ben bakarım diyorum ya. Aman işin yoksa ondan sonra Muhsin bekle. Bir de seninle uğraşamam vallahi. Yine mi Selim? Evet o. Açmayacak mısın? Kaç kezdir arıyor? Ya açmayacağım tabii Tülay abla. Ali Hanım'ın dediklerini duymadın mı? Bana inanmıyor. Karnındaki çocuğun torunu olduğuna inanmıyor. Bir de bana resmen. Çocuğu başkasından peyda. Nefret ediyor benden. Zeynep. Bir Selim'le konuşsanız. Yok abla yok. Of Zeynep of. Neden açmıyorsun telefonunu? Zeynep. Selim artık çabalamaktan vazgeç. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hiçbir şey düzelmeyecek. Bunu anla. Keşke hiç yaşanmasaydı dediğimiz bir sürü şey yaşadık. Şimdi geriye sadece telafisi mümkün olmayan kalp kırıklıkları kaldı. Artık beni arama Selim. Ne olur arama. Zeynep. Muhsin amca. Ayşegül. Kızım bu ne hal? Gel. Gel kızım içeri. Oo donmuşsun sen ya. Git eli de. Hadi gel. Gel. Yat hadi. Buz kesmişsin ya, buz. Neredeydin kızım sen? Nurten bakkala gitti dedi. Şey, biraz dolaştım. Bu soğukta. Hı hı. Nurten teyzem mi kovdu yoksa seni? Çok merak ettim seni ya. Bir daha evden bu kadar uzaklaşma, tamam mı? Mersin amca. Söyle kızım. Benim adım Ayşegül değilmiş. Elif'miş benim adım. Sen benim adımın Elif olduğunu biliyor muydun? Yok, yani ilk başlarda bilmiyordum. Ama sonra hastanede yanımıza gelen kadın vardı ya, Arzu. O söyledi. Nereden çıktı şimdi bu? Yolda bir arkadaşımı gördüm de. Arkadaşın mı? Hı hı. Evet. Yoksa sen... Her şeyi hatırlıyor musun? Hayır Muhsin amca. Yok, hatırlamıyorum. Aman aman gelmiş. Arkadaşım dedin ama. Nasıl tanıdın onu? Kim kim tanıyormuş be? Ben onu tanımadım ki. O benim yanıma geldi. Sen Elif'sin dedi ama ben hiçbir şey hatırlayamadım. Diğer kız da bana Elif demişti. Hangi kız? Gittiğim evdeki. O da okuldan arkadaşım. Oh! Allah muhabbetinizi arttırsın. Kız! Gözün kör olmasın senin. Alt tarafı seni bir ekmek almaya bakkala yolladım. Öldük mü meraktan senin yüzünden? Ya gitme kızın üstüne Nurten. Kız sen leş gibi kokuyorsun be.
yürü. Banyoya çabuk. Ya Nurten niye bağırıyorsun çocuğa? Allah Allah Muhsin Efendi. Hanımefendi sokaklarda dolaşıyor diye kızacağına beni azarlıyorsun öyle mi? Bana bak. Şşş. Ne anlatıyordu bu? Ya arkadaşını görmüş de adının Elif olduğunu söylemiş. İyi. Ne var bunda? Biz zaten biliyorduk bunu. Ya öyle de ben her şeyi hatırladı sandım işte. Bu mu hatırlayacak Muhsin'e? Görmüyor musun be? Mel mel bakıyor zaten. Ya acaba biz bu çocuğu ailesinden ayırmasa mıydık ya? Muhsin, ortada bir aile mi var ha? Zaten olup olası bir üvey anası var. O da bunu istemiyor, ortalıkta bıraktı. Kız da zaten ondan korkuyor. Ne yapalım şimdi? Gidelim çocuğu üvey ananın kucağına mı atalım ha? Öyle değil de. Ay Muhsin. Seni mi düşüneceğim, onu mu düşüneceğim? İkinizden de bıktım vallahi ha! Olamaz. Olamaz. Zeynep yapma bunu bize ne olur. Beni arama demiş. Beni arama. Ben senden asla vazgeçmeyeceğim. Yapamam bunu. Allah'ım. Oğlum, hadi yemeğe gel. Aç değilim. Selim, bir şey mi oldu? Ne bu halin oğlum? Yok bir şey. Nasıl bir şey yok evladım? Bir şey olmuş belli. Yoksa yine Zeynep mi üzdü seni? Anne, boş ver şimdi, konuşmak istemiyorum. Zeynep yüzünden değil mi? Yine ne yaptı da seni bu hale soktu? Anne, yalnız kalmak istiyorum. Demek araları hala kötü. Belli ki Zeynep'le konuşmam işe yaramış. Ah evladım. Şimdi belki üzüleceksin ama sonra böyle büyük bir yanlıştan döndüğün için bana teşekkür bile edeceksin. Nasıl söyledin o sözleri Ali anne? Nasıl söyledin? Sakın oğlumu kirli işlerine karıştırma. Yazık sana, yazık. Biz sana güvendik. Kızımız dedik. Ailemizden bildik. Karşılığı bu mu olmalıydı? Ben sizin güveninizi kıracak hiçbir şey yapmadım. Siz bunu çok iyi biliyorsunuz. Biliyorum ben, biliyorum. Her şeyi gayet iyi biliyorum. O yüzden geldim zaten buraya. Selim'i inandırabilirsin ama ben aptal değilim kızım. Artık oğlumu kandırmana izin vermeyeceğim. Ali Hanım, sakin olun lütfen. Siz karışmayın lütfen. Başladığın işi bitireceksin. O davayı nasıl açtıysan öyle boşayacaksın oğlum. Ali yani, bakın benim tek isteğim Selim'in oradan kurtulmasıydı. Bebeğimle babasının kavuşmasıydı. Sus! Bir de hala babası diyorsun. Tesadüfen duymasaydın başkasından peydahladığın çocuğu utanmadan elimize tutuşturacaktın değil mi? Zeynep. Geldim ben. Nasıl oldun, daha iyi misin? Tülay nerede? Mutfaktadır. Ben de Feride'nin halısına gittim ya. Çorba yaptım kadına, tarhana. Çok sevdi, çok beğendi biliyor musun? Yazık. Kadın çok kötü durumda. Yani değneklerle falan yürüyor ama dengesini kuramıyor. Çok üzüldüm. İnşallah hemen iyileşir değil mi? Sonra işte evi falan toparladım. Öyle yapabildiğim ne varsa yaptım. Elif'ten konuştuk. Muhabbet ettik işte. İyi geldin.
hastanedeyken o kadın yanına gelince sevinmiştim. En azından çilesi bitecek. Annesine kavuşacak diye. O kadın çok kötü biri Muhsin amca. Üzülme artık. Madem üvey annen o, biz de öz anneni, gerçek aileni bulana kadar ararız. Tabii yaşıyorlarsa. Gerçekten bulabilir misin Muhsin amca? Elimden geleni yapacağım. Gerekirse her yere bakacağım. Her yolu deneyeceğim. Seni onlara kavuşturacağım. Ne zaman? Hemen başlayalım mı aramaya? Yarın kalkar kalkmaz ilk işimiz bu olacak. Söz. Teşekkür ederim Muhsin amca. Çok teşekkür ederim. Allah'ım sen bize yardım et yarın. Yüzümü kara çıkartma. İki ezik birbirlerini buldular ha. Sanki öz kuzumu bari. Münir Özkul'la Ayşecik oldular bunlar benim başıma be. Son zamanlarda zaten iyice tepeme çıktı. Emir vermeler, afralar, tafralar. Ya sen kimsin ki ya? Bunun anasını babasını bulmak kim? Muhsin Efendi. Sen ilk önce o küçük beyninin yerini bulabilirsen ona şükret. Peyniri de kestik. Günaydın Muhsin amca. Günaydın Ayşegül. Ya üf. Elif diyecektim. Hep karıştırıyorum ya. Ağzım alışmış ne yapayım? Şimdi sana Ayşegül mü diyeyim, Elif mi diyeyim? Sen nasıl istiyorsan öyle söyle. Bana bırakıyorsun yani. Tamam olur. O güzel kızım benim. Muhsin amca. Ha söyle kızım. Bugün annemi arayacak mıyız? Tabii arayacağız. Söz verdim ya. Peki bulabilecek miyiz ki? İnşallah kızım. Yani artık neresi varsa arayacağız, bakacağız, bulacağız. Hayır ona. Yine neyin peşindesiniz? Neye bakacakmışsınız? Ayşegül'ün gerçek ailesine. Ya Muhsin. Çocuğu heveslendirmesene ya. Ya ölmüşlerse, ya yoklarsa. Görmüyor musun kız zaten Leyla? Temelli mi aklı gitsin bunun be? Ona bakmadan bilemeyiz ki. Bakacağız, bulacağız artık. Adama bak ya. Hadi kızım, gel kahvaltı yapalım. Ye onlardan da. O kadar arayacağız sokaklarda. Yorulursun. Tamam. Ya bu Safiye gerçekten bulursa kızın anasını babasını ben ödülü almadan
İşte o zaman yanar. Selim, hoş geldin. Merhaba abla. Zeynep içeride mi? Telefonlarını açmıyor da. Zeynep yok. Dükkana gitti o. Tamam, ben bir dükkana bakayım o zaman. Selim. Selim bekle dur. Zeynep'in morali çok bozuk. Dün gece hiç uyumadı. İstersen biraz kafasını toparlasın. Sonra konuşursunuz. Ne oldu? Niye üzgün? Bebeğimizle alakalı mı yoksa? Yok. Öyle bir şey değil. Ne oldu abla, söylesene. Selim, bunu benim sana söylemem ne kadar doğru olur bilmiyorum ama dün Aliye Hanım buraya geldi. Ne? Annem mi geldi? Hı hı. Allah kahretsin. Ne dedi peki? Zeynep'i üzecek bir şeyler söyledi değil mi? Bebeğin babasının sen olduğuna inanmadığını söyledi. Zeynep, demek dün gece ondan öyleydi. Çıldıracağım. Aklımı kaçıracağım. Nasıl yapabilirsin bunu anne? Nasıl? Neyse, ben Zeynep'in yanına gidiyorum. Onunla konuşmam lazım. Şunu da kaldırdık mı tamamdır herhalde. Dur Feride, dur, bırak. Ben yardım ederim. Tamam. Bitti sonunda herhalde ha? Biz de bittik ama. Ulan şerefsizlere bak be. Resmen mekanı altın üstüne getirdiler ya. Murat, bir daha gelmezler değil mi? Vallahi ben de bilmiyorum Feride. Ama bildiğim tek bir şey var. Benim bir an önce babamla konuşmam lazım. Ya adam resmen kaç gündür ortalıkta yok. Sırra kadem bastı anasını satayım. Aa, Zeynep abla. Hoş geldin abla. Abla, iyi misin? Sanki bir halsiz gibisin. İyiyim, iyiyim. Evde öyle daraldım biraz. Dükkana uğrayayım dedim. Tamam, hadi. Gel otur ablacığım, gel. Zaten sabahtan beri de siftah yapamadık. Belki ayağına uğru gelir. Ben de portakal sıkayım o zaman. Hem bebişe de iyi gelir. Aynen öyle yap. Ne güzel düşündün be, hadi. Abla, senin yüzün niye hala sık böyle? Ha? Selim abiyle alakalı mı? Barışamadınız mı hala? Delirdi bu adam iyice ya. Ya şimdi bu polise gitmeye kalkarsa? Yok. Benim şu Gonca karısına bir an önce ulaşmam lazım. Yoksa işimiz iş vallahi. Annemi bulduğumuzda beni gördüğüne sevinir mi acaba? Sevinir tabii. Sevinmez mi? Beni çok özlemiş midir? Aa Nurten, benim de çayım bitmişti. Alo. Evet benim. Bekir abi mi yönlendirdi? Uzun yol. Tabii uzun yol yaparız. Eski tır şoförlendiniz nasıl olsa. Antalya. Bugün. Şey ama bugün... Ya ne şey ya? Gelin işe geri mi tepeceksin? Bak bugün kirayı ödeme günü geldi. Kabul et hemen, kabul et.
Şey tamam, kabul ediyorum, ben gelirim bugün. Bir saat orada olurum. Yani ben olmasam işe gitmeyeceksin ha. Bu sümüklünün peşine takılacaksın. Bütün gün sokaklarda dolaşacaksın, öyle mi? Ya tamam, geleceğiz dedim ya adamlara. Üzülme sen kızım. İşim biter bitmez geleceğim. Aileni bulacağız, merak etme. Evet beyler, dinliyorum sizi. Kenan Bey, son bir haftadaki tüm hastane giriş kayıtlarını inceledik. Ama kızınıza dair bir şey bulamadık maalesef. Bu mu yani? Bu mu bütün söyleyeceğiniz? Lütfen sakin olun. Sakin falan olamıyorum. Ben artık sakin falan olamıyorum, tamam mı? Benim tek istediğim bir an önce kızımın bulunması. Kenan Bey, lütfen müsaade edin. Anlatalım. Dinliyorum. Ne bunlar? MOBESE kayıtlarından ulaştığımız kayıp çocukların fotoğrafları ve isim listesi. Son 3 aydaki bütün kayıtlar bu listede. Biz kendimiz inceledik. Ama fotoğrafların bazıları çok net değil. Bazıları da çok uzak açılardan çekilmiş. O yüzden de sizin görmeniz için getirdik. Kızınızın profiline yakından benzeyen bir çocuk tespit ettiniz mi? Kenan Bey, bu gördüğünüz fotoğraflarda Elif'e benzeyen bir çocuk var mı? Hiçbirinin kızımla ilgisi yok. Kenan Bey, lütfen yanlış anlamayın ama bu noktadan sonra kızınıza dair bir ipucu bulabileceğimizi sanmıyoruz. Ne demek bu şimdi? İnanın yapabileceğimiz her şeyi yaptık Kenan Bey. Kızınıza ulaşmak için bütün imkanlarımızı seferber ettik. Ama maalesef kızınıza ulaşamıyoruz. Daha fazla size yardımcı olabileceğimizi zannetmiyoruz. Hem sizin zamanınıza da paranıza da daha fazla yazık olmasın. Yazık falan diye bir şey yok. Bu dedikleriniz benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Paramın son kuruşuna, ömrümün son nefesine kadar kızımı aramaya devam edeceğim. Anladınız mı? Elif'i bulacağım. Peki Kenan Bey. Ayşegül, hadi ama gülümse biraz. Hiç üzülme, tamam mı? Bir an önce gidip geleceğim ben. Sonra da söz verdiğim gibi anneni bulacağız. Keşke gitmeseydin. Ama benim para kazanmam lazım kızım. Hadi ama üzme beni daha fazla. Bak yoksa gidemeyeceğim ha. Muhsin amca, kendine dikkat et. Kamyonu çok hızlı kullanma, olur mu? Merak etme kızım benim. Seni çok özleyeceğim Muhsin amca. Ben de seni kızım. Zeynep, konuşmamız lazım. Ya Selim. Ya ben sana beni arama, sorma demedim mi?
Sen neyi zorluyorsun hala? Zeynep lütfen bir beni dinle. Selim konuşarak düzelecek bir şey değil bu. Biliyorum neden böyle söylediğini. Annem yüzünden değil mi? Yine her şeyi mahvetmiş. Çok üzmüş seni. Buraya gelmeden önce eve uğradım. Tülay abla söyledi bana da. Zeynep niye bana haber vermedin? Niye söylemedin bana? Ne değişecekti Selim? Annenin söylediğini sen de haftalar önce bana söylemiştin zaten. Şimdi ona kızamazsın. Haklısın Zeynep. Çok haklısın. Ben yaptığım o hatadan nasıl döndüysem annem de dönecek. Nerede durması gerektiğini bilecek. Er ya da geç. Gidip ona ne yapmaya çalıştığını soracağım. Çok oldu artık. Hayatımıza karışmasına izin vermeyeceğim. Selim. Benim için annenle kavga etme sakın. Hayatından çıkacak biri için değmez. Zeynep lütfen o ne biçim söz öyle? Ayrıca artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Düzelmeyecek, anla bunu. Düzelecek Zeynep. Düzelecek. Annem istese de istemese de her şey eskisi gibi olacak. Duydun mu beni? Allah'ım ne yapacağım ben? Ne olur kurtar artık beni bu ızdıraptan, ne olur ya. Gir içeri, gir. Ne oluyor Nurten teyze? Ne olacak? Pislettiklerini temizleyeceksin. Ben mi? Yok, ben. Hanımefendi kraliyet ailesinden geliyor ya. Tabii ki sen temizleyeceksin be. Ama ben daha önce hiç yıkamadım ki. Ha, onu işte altına etmeden önce düşünecektin hanımefendi. Senin karşında uşak mı var be? Kendi pislettiklerini kendin yıkayacaksın. Bak, oraya suyu doldurdum. Deterjanı da koydum içine. Hadi. Kız, bakmasana bana öyle bön bön. Şşş. Evde sidik kokusu falan duymak istemiyorum ona göre. Bana bak kız, onların hepsini tertemiz yapacaksın. Sakız gibi böyle mis gibi olacak. Hadi başla. Aa! Çok sıcak. Aa! Yetti kız. Kırım kırım ettiğin. Ay bıktım senden ha. Gözüm görmesin seni. Be. Hey Allah'ım sen bana sabır ver ya. Aman bu Gonca da aramadı ha. Bakayım arayayım şunu. Of arıyor işte ya. Alo, Gonca Hanım. Ha, siz aramadınız da ben arayayım dedim. Hani unuttunuz sandım beni. Hayır, unutmadım tabii ki. O zaman benim 50.000 hazır ha? Tam olarak hazır değil. Biraz daha bekleyeceksin. Ne demek hazır değil? Olmaz öyle şey, ben bekleyemem. Biz böyle konuşmamıştık. Ya tamam sabret işte. Bir süre daha sadece, o kadar. Bana söz verdiniz ama sözünüzü tutmuyorsunuz. Olmaz öyle şey. Biz böyle konuşmamıştık. İşin rengi değişti o zaman. Ne diyorsun sen ya? Siz bana para 2 güne hazır demediniz mi? Evet. Dedim ama. Ne aması yani Gonca Hanım? Aması maması yok bu işin. Madem paranı vermiyorsunuz. O zaman ben de kocanıza anlatırım durumu. Ay, sizin kocanız Necdet Karapınar'dı değil mi? Ne? Necdet mi? Ya bu işin Necdet'le ne alakası var? Hep sen nereden tanıyorsun Necdet'i?
Yani çok alakası var. Şimdi sizin kocanız Arzu'nun babası değil mi? Yani şöyle diyorum, kızının istemediğini... Babası niye istesin? Yani o da Elif'i istemez, öyle değil mi? Sen ne saçmalıyorsun ya? Yani kimsenin istemediği Elif'e... Karısının kol kanat gerdiğini bilse, sakladığını bilse... ne düşünür diye diyorum ha? Sen o küçük beyninle bana şantaj mı yapıyorsun? Artık nasıl düşünüyorsunuz? Sen kim oluyorsun da bana bunları söylüyorsun? Bana bak kadın, seni mahvederim. Gonca Hanım, siz sözünüzü tutmadınız. Şimdi paranı gel al diyorsan bile... ben artık o parayı kabul etmiyorum. Faiz işledi diyelim ha. Tam 200.000 oldu. Ha, 200.000'i getirirsen belki. Ne? 200 mü? Sen beni bu tehditlerini alt edebileceğini mi sanıyorsun ya? Yani diyorum ki Necdet Bey'e söylesem, durumu anlatsam... yani sinek küçüktür ama... mide bulandırır, öyle değil mi? Yanlış yaptın Nurten. Sen beni karşına alarak çok büyük yanlış yaptın. Ne yapacağım ben ya? Ya ben nasıl bulacağım o kadar parayı? Arzu'yu köşeye sıkıştırayım derken kendi başıma bela aldım resmen. Yok, yok ben çıkamayacağım bu işin içinden. Eğer Necdet öğrenirse öldürür beni. Kesin öldürür. Of. Çok sıcak. Ellerim yandı. Kısa sürede size ödeyeceğim, emin olabilirsiniz. Anlıyorum sizi ama söylediğim gibi gerçekten 200.000 lira borç vermem olanaksız. Peki öyleyse. Sağ olun yine de. Kim arayabilirim başka? Hulki Bey. Tabii ya. Belki o yardımcı olabilir bana. Alo, merhaba Hulki Bey. Gonca Karapınar ben. Necdet Karapınar'ın eşi. Aa, merhaba Gonca Hanım. Nasılsınız? Nasıl olayım? Duymuşsunuzdur Necdet'in başına gelenleri. Duymaz mıyız? Çok üzüldük. Sizi aradım bir kez ama ulaşamadım. Çok geçmiş olsun. Umarım hemen atlatırsınız bu zor dönemi. Sağ olun. Aslında ben sizden bir şey rica etmek için aramıştım. Tabii, buyurun. Necdet Bey'in eşinin ricası bizim için emir sayılır. Sağ olun Hulki Bey. Belki biliyorsunuzdur. Necdet hapse girdikten sonra tüm banka hesaplarına tedbir konuldu. Yani bunu söylemek benim için çok güç ama... ben sizden biraz borç isteyecektim. Tam olarak ne kadar bir miktardan bahsediyoruz? 200.000. Hulki Bey? Gonca Hanım, affedersiniz ama şu an bu mümkün değil. Yani açıkçası böyle yüksek bir meblağ beklemiyordum. Tamam, sorun değil. Gerçekten kusura bakmayın. Ama şu dönem bizim için de şirkette durumlar istediğimiz gibi ilerlemiyor. Yani... Tamam Hulki Bey, sorun değil dedim. Sağ olun yine de, iyi günler.
musun kız? Titrilesene hadi. Hey Allah'ım ya. Sana diyorum ne bakıyorsun öyle? Elin çalışsın hadi. Şuna bak ya. Mıy mıy mıy. Ölme eşeğim ölme ha. Kız Doğan büyüdü de askere bile gitti be. Sen hala bıraktığımız yerde oturuyorsun. Yıkıyorum Nurten teyze. Hadi çabuk ol biraz. Tertemiz olacak onlar ha. Evimde sidik kokusu istemiyorum ona göre. Bir an önce para bulup gidip şu kadının çenesini kapatmam lazım. Of, nereden bulaştım ben bu işe ya? Nereden bulaştım? Nereden? Aptalsın Gonca, aptal. Eğer düşünmeden atlarsan böyle olur işte. Arzunun değil, senin başın yanar. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun sen orada? Hiç. Acıklı bir film izliyorum. Yalnız, mutsuz, çaresiz bir kadın hakkında. Yine başladın saçmalamaya. Sen de bu arayı şaka kaldıramıyorsun. Ne desem tersliyorsun böyle. Arzu sana hiç ayıracak vaktim yok. Seni duyan da ciddi ciddi bir şeyle uğraşıyorsun zannedecek. Ya ne istiyorsun benden? Aslında ne işler çevirdiğini öğrensem iyi olur ama... haline bakılırsa canım fena sıkılıyor gibi. Benim canımı sıkan tek şey sensin. Rahat ol canım. Çevirdiğin işlerin yakında çıkar kokusu zaten. Çıkmazsa da ben bulur çıkartırım. Bir bunun beni didiklemesi kalmıştı. Allah'ım iyice köşeye sıkıştım ben ya. Acaba gidip Necdet'le mi konuşsam? Bu arzu duyar da giderse... Evet evet. En mantıklısı bu. Bu yılan konuşmadan... Ah zaman vurur geçer yüzüme. Acısı Ellerimde bir çare, hüzün tükenir.